Oh, bu adam nasıl buraya bu kadar rahat girebiliyor Yeter Hanım? Merak etme yavrum, Allah onun cezasını verecek. Hadi sen bırak şimdi bunları, uzan şöyle. Gel, gel. Bak abim yanında zaten, o hesabını sorarsan düşünme. Şimdi gidecek, onun da sinirini bozacak. Biriniz gidin bakın ne olur. Ferhat abi bunu kapı dışarı etmiştir bile teyze. Sen kendini düşün ne olur. Tamam hadi yavrum, hadi. Hadi bırak artık, düşünme. Bebeğini düşün sen, uzan. Tamam yavrum, uzat ayaklarını da. Hadi biraz dinlen, düşünme bunları. Yalan söyleme bana anne. Ya 10 defa mı söyleyeceğim? Bildiğim ettiğim yok. Sana inanmıyorum. Bunca zaman böyle bir şeyi bilip nasıl sustun? Ha? Vicdanın hiç sızlamadı mı senin? Bir çocuğun yalanın içinde büyümesine nasıl göz yumdun anne sen? Ha? Senin hiç acıman yok mu? İnsafın yok mu senin? Cevap ver bana! Saçmalayıp durma. Millet de ne konuşuyoruz diye merak edecek. Hadi hadi yürü. Konuşacağız. Konuşacak hiçbir şey yok. Kaçma! Bana bir kere olsun dürüstçe cevap ver. Yeter! Senden şimdiye kadar bir tek güzel laf bile duymadım. Yetmedi benim hayatımı çaldı. Mutluluğumu elimden aldın. Sen araya girmeseydin Ferhat belki de beni sevecekti. Belki sevmeyecekti, tamam. Ama bir tek ümidi bile bana fazla gördün. Onu bile elimden aldın. Nasıl bir annesin sen ha? Hastasın sen. Hayal dünyasında yaşıyorsun. Yok Ferhat'ı seviyormuş da, yok bilmem neymiş de. Acaba Ferhat'ın seni bir gün olsun gördüğü var mı? Bir gün onun umurunda oldu mu? Sana baktı mı bir gün? Cüneyt'le evlendirerek sana en büyük iyiliği yaptım. Aksi halde ya kendini öldürecektin ya da Ferhat'ı. Hayatını kurtardım senin. Bana teşekkür edeceğine utanmadan bile hakaret ediyorsun. Ayıp ayıp. Utan. Çok mutlu bir hayatım olabilirdi. Çok mutlu bir hayatım olabilirdi anne. Bence sen beni kıskandın. Babam seni hiç sevmedi ya. Beni de böyle bir şeyin içine mahkum etmek istedin. Başardın anneciğim. Bak, ben de sevilmedim. Anneciğim. Anneciğim, anneciğim. Anne. Sen beni mahvettin. Mutlu musun? Ah anne. Ah anne. Oo. Siz rahatsız olmayın ya. Hiç olmayın. Ferhat nerede? Bahçede bıraktım en son. Bakıyorum elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyorsun Cüneyt. Ferhat'tan falan da korktuğun yok. Ferhat'ın gönlü babayla kızı ayırmaya razı olmadı. Barıştık biz, birazdan gelir. Hadi baba yukarıya çıkalım. Annem yeni kalemler aldı, resim yapalım. Tamam kızım, tamam. Çıkalım. Müsaadenizle dayıcığım. Müsaadenle yengeciğim. Bu ne yüzsüzlük ya? Resmen çocuğu kullanıyor. Hayret bir şey. İyi misin kızım? Bak istersen çağıralım doktoru. Yok gerçekten eminim. Yani suni bir sancı işte, ufak ilacı da aldım. Daha rahatladım. Geçti gitti, iyiyim gerçekten. Jülide, sen bizden önce indin aşağı. Ne konuşuyorlardı, duydun mu? Ben bir şey duymadım. Yani zaten pıtırtının arasına girdim ben de. İşte o adam vardı. Kızım kızım deyip duruyordu. Neydi adı, Cüneyt miydi neydi? Adı Batsın. Başka bir şey duymadı yani, bu kadar mı?
Gitti mi Cüneyt Ferhat? Tamam, merak etme. Hallettim ben. Korkacak bir şey yok. Gerçekten çok sinirim bozuldu Ferhat. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Tamam, tamam. Düşünme sen bunları. Dinlen biraz. Zor zapt ettik karını Ferhat. Bebeğe bir şey olacak diye ödümüz koptu. Sen gel bakayım benimle. Ne oluyor? Ben... Düşünme sen. Babam geldi. Geleceğim diyordu, geldi. Resim yapacağız biz. Ne güzel. Sen de gelsene Vilda. Birlikte resim, faaliyet falan. Çekirdek aile, cid cid takılırız. Anne ne olur hadi. Özgeciğim, tatlım benim. Ben biraz yorgunum. Siz şimdi gidin, babanla oynayın. Sonra söz veriyorum, birlikte oynayacağız, tamam mı? Ya. Tamam kızım, tamam prensesim. Tamam bak, anne yorgunmuş. Gitme annenin üzerine. O bir kafasını dinlesin, bir dinlensin. Tamam, söz veriyorum, sonra birlikte oynayacağız, tamam mı? Siz gidin. Nasıl gidiyorduk? Tok, 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 tok. Sen dur bakayım iki dakika. Ne var anne? Sen Cüneyt'in bu eve geleceğini biliyordun değil mi? Ben nereden bileceğim? Delirdin sen iyice. Arayıp durmuyor muydu seni? Çabuk söyle bana. Bilmiyordum, tamam mı? Bilmiyordum. Geberse de kurtulsam zaten. Cüneyt'in adı geçiyor, her şeyi benden biliyorsun. Yeter artık ya. Bileceğim tabii kız. Yediğin naneleri ne çabuk unuttun. Anne rahat bırak beni, tamam mı? Rahat bırak. Cüneyt'ten falan da haberim yok. Bundan sonra da olmasın. Anlat bakalım sen şu işi nereden uydurdun? Ben kavga bitsin diye söyledim Ferhat abi. Bak beni oyalama, beni sakın oyalama. Sana kim ne zaman ne dedi? Söyle bakayım bana. Söyle benim sabrımı taşır mı? Abi vallahi ben bir çıktım adam yerde kızım kızım diye ağlıyor. Onun için yazık diye düşündüm ondan. Kimden duydun? Burada bu. Evet. Allah Allah. Vildan bahsedince ben kendim tahmin ettim. Benim tahminim yani abi. Vildan ne dedi sana? Bir şey demedi. Sadece o gün içtiğimiz gün siz yakın mısınız bir dönem onları anlattı. Vildan çocuk Ferhat'ın mı dedi sana? Emin değilmiş, şüpheleniyormuş. Bana bak, Aslı'nın yeğenisin anladık. Ama benim canımı fazla sıkıyorsun ha. Bunu bil yani. Ben kasten yapmadım Ferhat abi. Sen giderken ben dönüyordum biliyor musun? Duydun beni. Senin aklını alırım aklını. Tam Aslı gelecekken diyeceğini dedin. Anlamadım mı sanıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama öğreneceğim. Öğreneceğim. Eğer Aslı'nın canı sıkılırsa, üzülürse, bebeğimize bir şey olursa senden bilirim. Abi ben teyzemin orada olduğunu bilsem söyler miyim? Ne diyorsun Allah aşkına? Sen beni anladın. Sen beni anladın değil mi? Anladın. Bu meseleyi bilmeyecek Aslı. Eğer öğrenirse fena olur. Teyzemi bulmak istiyorum dedin kendine kafanca, buldun. Şimdi oturacaksan adam gibi oturacaksın. Akıllı oturacaksın. Eğer bir halt işler, gözden kaybolursan seni her türlü bulurum. Girdiğin delikten seni çıkartır. Anladın mı? Anladım Ferhat abi.
Bir.